cümlelerimizde zamandan hemen önce kullandığımız by bir preposition yani edattır. E kadar veya itibariyle şeklinde tercüme edilebilmektedir. By'dan hemen sonra gelen zamanı şu şekilde değerlendireceğiz. Ya o vakte kadar veya o vakitte olay gerçekleşmiş gibi düşünüyoruz. Ben bunun Türkçesini itibariyle şeklinde çevirmeyi daha doğru buluyorum. Dolayısıyla örneklerimizde de bu şekilde çevirebileceğiz. Örnek cümlelerimizde by ifadesinin kullanımını ve tercümelerini görelim. I'll have it done by tomorrow. Yarına kadar veya yarın itibariyle onu yaptıracağım. Can you finish the work by 5 o'clock? Saat 5 itibariyle veya 5'e kadar işi bitirebilecek misin? The documents need to be ready. Belgelerin hazır olması gerekiyor. By next Friday. Gelecek cuma itibariyle veya gelecek cumaya kadar belgelerin hazır olması gerekiyor. I reckon the film should be over by 9:30. Saat 9:30 itibariyle filmin bitmesi gerekir diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. Reckon, düşünmek anlamında da kullanılabilmektedir. Hesaplamak anlamı da vardır. By the end of the day, günün sonu itibariyle veya günün sonuna kadar we had sold over 2,000 tickets. Gün sonuna kadar 2,000 bilet sattık. Over olduğu için over rakamlardan önce geldiğinde üzerinde demektir. Gün sonuna kadar veya günün sonu itibariyle 2000'in üzerinde bilet sattık veya satmıştık. Son cümlemiz I usually finish work by 5 o'clock. Genellikle işi saat 5 itibariyle bitiririm veya 5'e kadar bitiririm. She should be here. Burada olması gerekir. By now. Şu an itibariyle veya şu ana kadar onun burada olması gerekir. By the time, dığında ve zamana kadar anlamlarına gelen bir ifadedir. İki farklı anlamı bu kalıp için kullanabiliriz. Hemen arkasındansa bir clause dediğimiz cümlecik gelecektir. Özne ve fiiliyle bir cümle by the time'dan hemen sonra kullanılmakta. Gelelim diğer ifademize. Diğer ifademiz by then. Ne demektir? Bu ifade içinde iki tane yaygın anlamı verelim. O zamana kadar veya o zaman. O an itibariyle de diyebiliriz. Örneklerimize geçelim. Nasıl kullanıldığını bir de örnekler üzerinde görelim. By the time, isterseniz that sözcüğünü de kullanabilirsiniz. Fakat genelde kullanılmaz. By the time this letter reaches you, bu mektup size geldiğinde veya gelene kadar I will have left the country. Ülkeyi terk etmiş olacağım. Diğer örneğimize bakıyoruz. By the time diye başlayan ikinci örneğimiz. Fark ettiyseniz bir önceki örnekte özne fiil sıralanışı vardı. Burada da aynı durum söz konusu. Özne fiil olarak cümlemiz devam etmekte. Baştan sona kadar cümleyi okuyup tercümesini yapalım. By the time we got home, eve geldiğimizde, we were tired and hungry. Eve geldiğimizde aç ve yorgunduk. Hungry aç, tired yorgun demektir. Diğer ifademiz by the time he arrives, o geldiğinde the match will be over. Maç bitmiş olacak. O gelene kadar diyerek de tercüme etmek mümkündü. Son örneğimizde by then kalıbını çalışacağız. Karen finally arrived at the party. Karen sonunda partiye geldi. Ne zaman gelmiş? At midnight. Midnight gece yarısı demektir. Gece yarısı Karen sonunda partiye geldi. But by then, ama o zaman veya o zamana kadar most of the guests had left. Ama o zamana kadar misafirlerin çoğu ayrılmıştı. By then ifadesiyle eş anlamlı olan diğer ifade by that time.
O zamana kadar anlamındadır. By that time most of the guests had left diyerek de cümlemizi tamamlayabiliriz. İkisi de birbirinin yerine kullanılmaktadır. Until ve till aynı anlamlara gelmektedirler. Till, until'in kısaltılmış halidir ve konuşma İngilizcesinde yani günlük hayatta daha fazla tercih edilir. Her ikisinin de kullanımları aynıdır. İnceleyelim. He read, okudu, until his guests arrived. Until'den sonra özne, fiili ile bir cümle kullanabilmekteyiz. Birinci özelliğimiz bu olsun. Until kullanıldığında cümlede süreçten bahis vardır. He read until his guests arrived. Misafirleri gelene kadar okudu. Burada önemli olan until'in verdiği anlam, zamanın nasıl geçirildiği, sürecin nasıl değerlendirildiğidir. He waited, bekledi. Until she had finished speaking. Yine arkasında bir cümle var. Konuşmasını bitirene kadar o bekledi. Yine bir süreçten bahsettik. The ticket is valid. Bilet geçerlidir. Until March. Mart ayına kadar bilet geçerlidir. Until'den sonra isim de kullanabiliyoruz. Bu örnekte de bunu gördük. Yine bir süreçten bahsettik. Biletin geçerli olduğu süreçten. I'll sit here. Burada oturacağım. Şimdi konuşma İngilizcesindeki yapıya geçtik. Till biliyorsunuz konuşma İngilizcesinde daha fazla. Till you get back. Sen geri dönene kadar, geri gelene kadar ben burada oturacağım. Till'den sonra da yine until'den sonra olduğu gibi cümle kullanabildik. The show will be on. Show devam edecek, gösterimde olacak. Until the end of the month. Ayın sonuna kadar show gösterimde olacak. Until'den sonra bir zaman ifadesi de kullanabiliyoruz. Aynen burada olduğu gibi. Let's wait. Hadi bekleyelim. Until the rain stops. Yağmur durana kadar haydi bekleyelim. Until, bakın cümle başına da gelebilmekte. Till yine aynı şekilde en başa gelebilir. Until she spoke, o konuşana kadar, şurayı işaretliyoruz. I hadn't realized she wasn't English. Onun İngiliz olmadığını o konuşana kadar fark etmedim. By ve until arasındaki farkları örnekler üzerinde çalışalım. İlk örneğimizde by kullanılıyor. He wasn't at work by 2:30. O saat 2:30 itibariyle işte değildi. By kullandığımızda tam saat 2:30'u da kapsar, 2:18'i de kapsar, 2:25'i de kapsar. Böyle esnek bir ifadedir. Until'de durum biraz daha farklı. He wasn't at work until 2:30. O saat 2:30'a kadar işte değildi. İşte olmadığı süreci belirtiyoruz ve tam 2:30'a kadar iş yerinde olmadığını until kullanmak suretiyle belirttik. İkinci örneğimiz, we expect to know, bilmeyi bekliyoruz, umut ediyoruz. The judgment, kesin kararı, kesin hükmü bilmeyi bekliyoruz ya da öğrenmeyi bekliyoruz diyerek de yorumlayabiliriz. By the end of November. Bakın by dedikten sonra zaman belirten bir ifade kullandık. Kasım ayı sonu itibariyle kesin kararı öğrenmeyi bekliyoruz. Tabii Kasım'a kadarki sürede bu Kasım ayından önceki bir ay da olabilir. Bu kararı bekliyorlar. Yani until'deki kadar kesin bir ifade yoktur. Kasım ayının sonu kesin zaman dilimi değildir. Esneklik var. The court proceedings are expected to last until November. Hemen şurayı işaretliyoruz. Kasım'a kadar mahkeme işlemlerinin sürmesi bekleniyor. Burada bir süreçten bahsettik ve until kullandığımızda da Kasım ayının kesin olduğunu belirtmiş olduk. John will be away until Friday. Cuma gününe kadar John uzaklarda olacak. Belki de şehir dışında olacak. Ve cuma günü geleceğini anlıyoruz.
Mesela Perşembe, Çarşamba değil, tam da Cuma günü gelecek. Until bize bu anlamı veriyor. Kesin bir ifade çünkü. Son cümlemizde küçük bir hata vardı. Bunu toparladım. Bir kelimeyi fazladan eklemişim. John will be back by Friday. John Cuma gününe kadar veya Cuma günü itibariyle dönecek. Cuma günü de dönebilir, Perşembe de, Çarşamba da dönebilir. By kullandığımız için böyle bir esnekliğimiz var. Bu esneklik until kullanıldığında söz konusu değildi.